Mutlulukla Futbol Odaklı Yeni Spor Podcast'imiz Podcastinho'ya hoş geldiniz. Ben Recep, yanımda Ömer. Ben Ömer. Ve Can'la Selam. sizinle birlikteyiz. Evet, öncelikle şöyle yapalım. What if bölümümüzle başlayalım direkt. Olur. Şimdi bu da ve gireyim. Çünkü ben soracağım soruyu. Ee... Bir dakika, moderatör benim. Evet Ömer, senden what <laughs> <body> alalım. <laughs> 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 ne kadar ciddi oluyor evet. Şimdi 2010'lu yılların başında büyük bir teknik direktörlük mücadelesi vardı. Setenay Cankat. Evet. <laughs> Mourinho ile Guardiola arasında malumunuz büyük bir mücadele hala devam ediyor. Evet, yok. Şey Bence hala devam etmiyor. Yok. Neyse. Yok, ee, 2010 yılların başında. <laughs> Ama ihtimalle Mourinho ettiğini düşünüyorum. O bitti. 16'da falan bitti o. 2016 gibi. <laughs> Açıp eski maçlarını izliyor mudur acaba? Of var ya neler yapıyordur acaba. <laughs> eski maçlarını. Evet. <da. gülüyor> Benim kupam vadipa. Şimdi 2000'li <laughs> yılların başında Mourinho ile Guardiola yer değiştirse. Yani Mourinho Barça'da Guardiola hmm. veya Madrid'de olsaydı. Ne olurdu o dönem? Bir de ondan sonra ne olurdu? Yani Guardiola'nın kariyeri nasıl olurdu? Mourinho'nun kariyeri nasıl olurdu? Bir yorumlamanızı ben bekliyorum. Ben başlayayım mı? Başla. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani kariyer olarak bir kenara bırakıyorum. Hani mükemmel işler başardı ikisi de. Yani şu an biri çok formsuz olabilir Mourinho tabi ama yani genel olarak ikisi de mükemmel teknik adamlar. Onu bir kenara bırakıyorum, şeyden bahsedeceğim. Şimdi kadro yapılarındaki farklılıklara bakmak lazım. Barcelona tamamen şey, e, kimse de yani dünyanın en iyi futbolcularından biri diyeyim. Hadi tartışmaya girmeden, Messi bile egosuz olduğu bir takım, Messi'nin bile egosuz olduğu bir takım ve yani söylenen neyse uygulayan bir takım. Tam olarak taktik takımı. Real Madrid öyle değil. Real Madrid her zaman yani egoya ego üstüne kurulu bir takım. E, dolayısıyla Şurada bir dezavantaj olurdu Guardiola'ya. Guardiola birincisi Barcelona tarihinin önemli bir figürü olarak oraya geldi. Ve arkasında çok büyük bir yönetim olarak da bir gücü vardı. Takımda onun e, her dediğini yapabilecek e, anlayışta egosuz bir takımda Dolayısıyla ne istediyse uygulayabildi. Burada o çok büyük bir avantajdı Barcelona, Barcelona'da olması. Real Madrid'e geçseydi Guardiola orada yaşayacağı sorunlar özellikle mesela Ramos gibi ondan kat be kat figür olan bir oyuncu. Ronaldo yani bir ego abidesi ve hani hak ettiği bir egoyu yaşıyor adam aslında. Ve bunlarla ee, bir iç savaşa girebilirdi. Yani Chelsea'de mesela görüyoruz oyuncuların hoca edini birkaç senedir. Ya da işte ne bileyim e, Bale'le şu an e, her hocanın Real Madrid'in sorun yaşadığını falan görüyoruz ki egosu çok da büyük bir hoca değil, e, şey oyuncu değil Bale. Yani dolayısıyla Guardiola oraya gitseydi çok büyük sorunlar yaşayabilirdi. Sadece futbol oynamayı sevmiyor. Golfi tercih ediyor. E tabi öyle şeyleri yani. var ama en nihayetinde dizginleyebilecek bir adam olması gerekiyor orada. Mourinho Ronaldo, işte Ronaldo'nun suyuna gidebilen bir adamdı. Her ne kadar Guardiola dönemi Barcelona'sının altında ezilmiş olsa da yani yine iyi idare etti bence o dönemi. E, hoca, hoca olarak suyuna gidebilen bir adam. Çok egoist gözükse de. Guardiola öyle bir adam değil. Çok büyük sorunlar yaşardı bence Real Madrid'e gitseydi. Ya bence ego sorununu hallederdi. Çünkü şu an City'de çalışmanın tam Real Madrid çok farklı ama ya bir egoyu halledemese bir ödeyemeyecek edemeyecek bir hoca olsa City'nin başında zaten yapamazdı ki Barcelona'da ama şöyle ego yok desek de ben kesinlikle katılmıyorum. Şu ana kadar Barcelona çok hoca yiyor son yıllarda. Hocalar çok kötü ama gelen. Yani. Çünkü top class hocaların hiçbiri yok. Yani evet, hep onların hepsi tercihi durumda. ama hep onlar hep kulüp geleneğini bilen hocaları tercih ettiler. O yüzden evet. olan bir sıkıntı bu. Evet. Ama işte Guardiola da o işlemimedi. Guardiola zaten iyi bir hocaydı ama ego sevmeyen bir hoca. Dediğinin tamamının yapılmasını isteyen bir hoca. Atıyorum Messi egolu bir adam olsaydı. Yani Ibrahimovic'le mesela geçen bölüm söyledim. İbrahimovic'i yedi. Yani Guardiola baya baya yedi. Ego çatışmasından dolayı hmm. çok büyük ölçüde. E aynısını Messi ile yaşasaydı Messi ya da işte hadi kazananın da o Ego Savaşı'nda Guardiola, Guardiola olduğunu va varsayalım. Yani Messi başka bir kulüpte devam etti hayatına olacaktı. İbrahimovic'i yediği gibi onu da yiyecekti diyelim. Yani bu sefer Messi'siz bir takımı bakalım nasıl yapacaktı. Hani şanslı da oldu biraz. Şanslı da yanındaydı yani. Çünkü egolu adam İbrahimovic'ti yani. ve arkasında onu kesen bir Henry vardı o da. Şimdi Mourinho başarılı olur. Herkes böyle mi düşünüyor? Mourinho Bence başarılı olur olurdu. demiyorum. Ben o, o kısmı hiç düşün... Şu an oraya gelmedim bile. Şeye geldim. Guardiola başarısız olurdu Real Madrid'de diyorum. Barcelona kadar olamazdı. Barcelona'da ya yaptıklarını yapamazdı. Benim düşüncem şöyle. Ben Guardiola'nın gene başarılı olacağını düşünüyorum. Ama ben Guardiola'yı Guardiola yapan kısmın birazcık da Barcelona olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir Barcelona kadrosu vardı ki... Yani o kadroda... E, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural. Herkes şampiyon olurdu <laughs> gibi. Hani böyle şey var ya babaannem de yönetse şampiyon olur. O derece bir kadroydu. Belli seviyedeki bir hocayı getirsen bir şekilde yani başarılı olurdu. Hani 3 yılda en kötü Ama tüm kupaları şampiyon kazanamazdı şampiyon. Değil mi? Aynen tüm kupaları kazanamazdı. Ama ya yani yani. bahsediyorum zaten. Şey Öyle ya yani, bir yani, yapması... Alex, Alex, Aykut hocayı şampiyon yaptı. O, o civarda Messi kesin yani Şavigen'i arkaya atardı. Iniesta hop çatardı. Messi yani alır diye düşünüyorum ben. Çünkü Real Madrid'in kadrosunu ben çok beğenmiyordum o dönemde. Ronaldo çok büyük faktördü ama Mesut'la birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Benzema'yı sevmediğimi herkes bilir. Higuain <laughs> falan. Yani bilmiyorum. Diğer tarafta Barcelona çok güçlüydü. O dominas, domine eden Avrupa Kupalarının İspanya kadrosunun yarısından fazlası o Barcelona'dan çıkmaydı yani. Abi Şampiyonlar Ligi kazanamadığı için Arsenal'dan Barcelona'ya giden bir Terendi, İbrahimovic, Xavi, Iniesta, Puyol. Puyol Fabregas. var mıydı? Fabregas. Puyol yok. Messi. Puyol yok muydu onun? Puyol vardı. Nasıl vardı. pardon. Pardon. Puyol vardı, Ronaldinho yoktu. Yanlış anladım. Ee, Puyol vardı, Daniel Alves vardı. Yani manyak ötesi bir kadroydu zaten ama bu kadro içinde sadece ve sadece İbrahimovic de Ego vardı. Yani ben sanmıyorum ben iki tane daha oyuncu da olsaydı. Efendim? Şeyde gitti bu arada Guardiola onu bir yolladı. Aslında Mourinho geldiğinde İbrahimovic çoktu diye biliyorum ben. Yok muydu? Zaten çoktan yeni, yendi onu. <laughs> ama yani işte ondan bahsediyorum. Yani yiyebileceği bir adam vardı. Zaten evet. hali hazırda yeri Henry ile dolmuş bir adam vardı. Mourinho yani. gelse de İbrahimovic devam ederdi büyük ihtimalle. İşte devam ederdi. Ve ikinci Santerfor'un bu sefer hani belki de farklı bir sistem oynardı. Ve altı kupa kazanamazdı belki. Altı kupaydı değil mi o sene? Yani işte altı kupa evet. kazanamazdı belki ama Real Madrid'de olduğundan daha iyi bir Mourinho izleyebilirdik bence. Ve kariyer yolu farklı gelişirdi gibi geliyor bana. Mourinho için. Yani Guardiola için negatif gelişti. Yani o kadarını City. bilmiyorum ama yani kaderi olumlu yönde ivmelenirdi gibi geliyor bana. Mourinho için. Guardiola için tam tersi. Son dediğine canı şöyle beklemeyeyim. Mourinho'nun rakibinin o dönem Guardiola ve o güçlü Barcelona olması çok olumsuz etkiledi Mourinho'nun kariyerini ve şöyle oldu. Şimdi bu adam olumsuz gidince birazcık da şey işte benim kupam var, benim şeyim var, medyayla kötü ilişkiler falan derken itibar iyice zedelendi. Aynen. Bunun da ilerleyen zamanlarda onu çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Bir de Manchester United gibi çok yanlış bir zamanda yanlış bir projeye de gitti. O yani da Şöyle etkiledi. şu an dinlenmeye çekilmişti ve Tottenham'a geldi ya. O dönem dinlenmeye çekilip Tottenham ya da Manchester gibi bir takıma gitmesi lazım da. Orada hiç dinlenmedi. Dolayısıyla medya ilişkisi ayrı kötü. Bazı hani oyuncu ilişkisi birebir de mükemmelmiş. onu bütün oyuncular söylüyor ama genel olarak takımı... Kendini korumak için satması mesela. Satmaya başlamış. Özellikle Manchester United'da. Yani o mesela kötü etkiledi kariyerini. Peki yani sizce Or Tottenham'da tutunacak mı? Buna mı? Ben şahsı inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ben, inanmıyorum. ben, ben inanıyorum ya. hani Seneye Bir Tottenham Pochettino Ligi gibi bir şey bitir. olmaz. Bu seneyi unutun. Seneye kendi kadrosunu kuracak. Seneye Tottenham Ligi kaçıncı bitirir? Yani şimdi Liverpool İbdiat. City bir kenara bırakıyorum zaten. 3. ya da dördüncü City olur mu diye City'yi şöyle düşün ama oyuncular gidebilir. Yani evet öyle bir durumu var ama şey düşünüyorum şimdi yine de bu kadro hani rotasyondan birkaç oyuncu eksilse bile yine ilk iki bulur yani. Şampiyonluk evet. belki zora girer ama bulur yani ilk ikiyi bir şekilde halleder. Ee, Arsenal'ın ilk dördü yine zorlayabileceğini düşünmüyorum. Yani bir beş o, belki dört. Yine deme, yine deme. Buna yine diyemezsin. Bundan önce umutluydum. Artık işte hani geçen senelerde olduğu gibi bu sene de bir şekilde yani hayal kırıklığı Seni yani. Biraz tanıyorsam Arsenal bir tane gene saçma sapan bir stoper alır. David Luiz'e heyecanlandın ya. David Luiz. dedim öyle. stoperde kime heyecanlanacağım başka ya? Yani Donk'u alsalar yine heyecanlanırım. <laughs> Ki Donk bayağı iş yapar ha. <gülüyor> şaka. şaka. <laughs> çekecek. Jason'u alıp stopere koymayı düşünse aslında Arsenal'ın bence bir fark yaratabilir. Abi Mustafa'nın yerine kimi koysa fark yaratabilir. Sorun ne biliyor musun? Bak Saliba'yı aldık. Arsenal'ı şu an Arsenal'lı olarak konuşuyorum. Saliba'yı aldık. Saliba'yı kiraladık. Şu an en formda en iyi stoperimiz kiralık. Ya bize lazımdı o. Niye kiraladık <laughs> abi? Söyle. Ben anlamıyorum bu mantığı. Yani Betis de döktürüyor adam. Ama yaş Bir 18 falan 18 değil mi aslında? 18 olsun. ne yani. olacak? Ya ne olacak yani? Hani Beler'in kaç yaşında oynamaya başladı ki bu takımda Sabek? Yani düşününce olduğunu, oynanabiliyor anlamadım. yani. Hani Saliba'yı koy Mustafi'den daha çok da rezil olmaz en azından noktası. premierlik görmüş olur. 30 milyon euro verdiler. Ya 30 milyonluk bir adamı Kira hiçbir var. şey almadan kiralayabiliyorsun. Müthiş bir şey ya. Abi, Abi. muhteşem bir paran var ve kullanmıyorsun. Pepe'ye veriyorsun en lazım olmayan oyuncu mesela. Gelince heyecanlandım mı? Heyecanlandım tabii ki. Pepe geliyor ama ya yani şöyle bir saçmalık var. Senin 79 milyon muydu? 79 milyon harcaman gereken yer kanat değil. Stoper. Çapa. Çakanın yerine başka bir çapa. <laughs> Burada bir espri mi siz diyeyim? <laughs> Yok kelime oyunu yapmamak için ayrı virgüllü virgüllü <laughs> konuştum. Arslan konu biraz ciddi. Ben de keyifliyim tabii. Aynen. Yani. Ya onun dışında ya bilmiyorum Tottenham'ın United'la rakip olamaz gibi geliyor. Ya belki Leicester Üçüncülüğü zorlar. Eğer biraz daha yapılanırsa. Biraz daha hani artık var olanları satmak yerine tutup bir de üzerine bir iki adım atabilirlerse. Ben ise. çağları biri kapar diye düşünüyorum. Ben Leicester. Mesela ikinci yeri düşmeye başladılar. Böyle. Çok ben çılgın de... olmaz mı mesela ya Arslan'ın hasta çağları? Çok güzel olmaz mı? Güzel Muhteşem olur. olmaz mı? Çağlar için de güzel olur. Daha hani Tabii büyük canım. marka. Peki da çağlar da olsan için. gider misin? Çağlar olsam diğer tekliflere bağlı ama... Gitmeyi Gitmeyebilir. Ya yani şu an şöyle diyeyim. Leicester Şampiyonlar tek... Ligi'ne ya, giderse gitmem. Ha. Avrupa Ligi'ne kalırsa Leicester City giderim. Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela hani Premier Lig'de tek teklif yapan takım Arsenal. Onun dışında başka Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar teklif etmiş ama farklı ülkelerde. Mesela Serie A'dan bir takım. Atalanta dördüncü olmuş ya da ne bileyim Roma üçüncü oldu. Sallıyorum şu an Lazio yok, ikinci yok. oldu. Yani gitmezsin. Sadece Premier Lig'den aynen. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takıma gidersin. Öyle mi? Evet aynen. Ben her türlü giderim da. bu objektif. <gülüyor> <gülüyor> yani şu bu şey gerçekten diyorum. objektif diyorum ama işte yani. Taraftar falan olarak ya. söylemiyorum bunu yani gerçekten. o yani. Giderim yani. Leicester çünkü en nihayetinde şey gibi görüyorum ben onu. Hadi Başakşehir'in bir sezon şampiyon olmuş hali diyeyim yani. Ya ama Hı. bak şöyle düşünüyorum ben şimdi Arslanlı gidersem eğer e, kendimi en kötü 2 sene daha Arsenal'dayım, 3 sene daha Arsenal'dayım. Ama bir sene evet. Leicester'da Şampiyonlar Ligi oynayıp ve gene iyi oynarsam zaten çalıştığım bildiğim ortamda bu sefer daha büyüğünden teklif gelebilir. Atıyorum farklı bir ülkeden bir bakmışsın Real Madrid falan. Artık yani o. Şeyi düşünüyorum yani Barcelona Real Madrid dışında bir de Münih. Ha, hadi Juventus'ta diyeyim ama demeyeyim onu da ya. Seriha'ya da gitmesin bir Türk. Hani izlemiyoruz çünkü. <laughs> İzleyeceğim yerlere gitsin istiyorum. Ee, bilmiyorum. Premier League dışında bir yere gitmesi hiç mantıklı değil bence. Orada da Arsenal yani. Hani belki United falan da teklif yapabilir. Onlarda da stoper sıkıntı. Belki Chelsea de yapabilir. Aynen. Chelsea'nin kalktı, kalktı değil mi transfer yasa? Kalktı. Biraz Aynen. kalktı evet. Biraz tamam. kalktı. Hayır bu yaz dedim. ne kadar iyi. Bu yaz kalkması, <gülüyor> <gülüyor> bu yaz kalkması sonucu biraz kalktı. <laughs> ha, evet konumuzu Aynen. çok şey yaptığımıza göre sulandırdığımıza göre hemen bir diğer formatımıza geçelim. Diğer formatımız <laughs> fantezi kadro formatı. Aynen. Evet. Ee, Under 23 tam bir Türk gibi. Andır 23 diyeceğim. Under 23. <laughs> ee, okay. Boş yapma. Andır <laughs> 23 kadrolarımızı yani şu an 23 yaş altı da Allah'ınca burada evet, takıldım diyorsun. bu hala, oraya takıldım 23 yaş altı en iyi kadro güncel bu kadroları kuracağız 11 Wonder Aynen. Wanderkit de demeyelim. Çünkü aslında Wanderkit daha da ufak oluyor da. Afiften keşfedilmiş yani kit. Türkiye'de hala Alper Pota genç muamelesi yapılıyor mesela. Yapılıyor. Semih oynadı evet. şu an genç. Yani genç Semih falan. O yüzden Türkiye'de işler farklı biliyorum. Ama biz en iyi U23'ü sayalım. Tamam. Ömer sen başla. Başlıyorum. Ee, kale'de. Öpücükle başladın evet. Çok başlıyorum. <laughs> Öyle de dondurma yukarı. Bir dakika dur. İşaret parmağıyla yanan tutmuş Seda Sayan geldi aklıma. Öpücük de Seda Sayan deyince benim de annesinin ayağının altında öpen Ay. <laughs> ben de evet, ne diyorum? Tamam. Ayak falan demeye başladı. Bu program nereye gidiyor? Neden evet. ben kadromu sayarken böyle şeyler yapayım? <laughs> 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 şey yapalım. Mevki mevki tartışa tartışa gitsek daha iyi bence bu arada. Ama o zaman Herkes. kadroları anlamazlar ya. Evet tamam. O Kadroyu zaman, baştan sona say. Tamam hızlıca sayıyorum. Evet. Kale'de Donnarumma, sağ bekte Arnold, sol bekte Atletico Madrid'de oynayan bir Brezilyalı Lodi, Venan Lodi. Tamam. Ama ismini söylediğimde anlaşılmayabilir diye Lodi diyorum. E, stoperlerim Upamecano, Delikt, orta sahada Frenkie de Jong, Valverde, Kayı Havert. İleri üçlümde de Jadon Sancho, Haaland ve Mbappe e, yer alıyor. Tamam. Şimdi gideyim mi? Birkaç Hekim. ufak tefek fark var. Bende bayağı var ama benim şöyle bir sıkıntım var. Ben genç konusunda sıkıntılı bir adamım. Yani çok bilmiyorum. Yani çok Ben sizin Zaman. Tamam benim üzerimden azıcık goy goy döndürebilirsiniz. Karınsız mı? Kaybayındır. <laughs> <laughs> Bu arada Türk var. Ama çok böyle küfür edemeyeceğiniz bir Türk. Neyse dur. Çağları mı koydun? koydu. Ha, Yok çağları koydum e, hangisinin kendi takımında oynatırsın dersen Merih'i oynatırım ama hangisi daha büyük bir adam olacak dersen Çağlar. Bilmiyorum yani bu böyle bir şey yani. Bu konuda Peki. çok tartışmayalım ileriki bölümlerde konuşuruz. Peki. <laughs> evet, Kaleye ben. koyuyorum. Yani bu arada bende de donarım var. Yani kaleci konusu e, herkes tabii kaleciler tecrübelendikçe daha iyi olduğu için. Aynen. Sıkıntı oluyor gençlerde. Doğru öyle bir sıkıntı var. Çok da fazla zaten nasıl buna wonderkid de diyemiyoruz ama işte çok fazla hı. muhteşem yerlere geleceğini düşündüğümüz insan çıkmıyor kalecide. Hani o sonradan gelişiyor. 23 24'te anlaşılıyor. Evet. Ee, işte stoper hatına Çağlar, Delikt, ee, sol beke Alfonso Davis. Sağ bekte Hakimi var. Ama şöyle bir şey, Alexander Arnold'un şeyi de var. Sağ önde oynayabiliyor ya. Evet. Orta sahada. Onu sağ öne koydum. Hakimi hiç çıkaramadım çünkü. 4 4 2 hakimim. gibi bir şey mi yapacaksın? 4 4 2 oynuyor aynen takım. Aha. Eğer bir önde oynayacaksa hakimi daha mantıklı. Dortmund da şu sola önde oynuyor çünkü. Öyle mi? O zaman Hı -hı. öyle bir değişiklik yapılabilir işte. Yani sağ o, beke trendan sağ öne ha. hakimi koyabiliriz. Ee, yanına Felix'i koydum. 8 numara gibi. Hı -hı. Hı, -hı. 8 numara gibi. O sen gene çok kazanmaya değil de. Yok aynen. aynen. <laughs> aynen. Umurumda değil kazanmak. İyi futbol görmek istiyorum. Ben bir Arsenal taraftan. Bu Dici <laughs> Türkiye para verdim ben falan diye. Aynen. Kadro <laughs> Gol yiyin. Gol atın. Artı yedi ee, bitsin. sol kanada Sancho. Sağ kanada Rodrigo. Forvet'e Haaland Mbappe. Bildiğin şey yani. 12 yaşında bir çocuğun FIFA 11'i kurması gibi bir evet. 11 kurdum böyle. Bütün sevdiğim ya. adamları topladım. Rodrigo olmamış sanki. Ne yet bu. Rodrigo. Yok. Henüz değil ya. O üst performansları gösteremedi. Olabilir gibi. Yani asla çok da gülünecek değil Rodrigo'da takıldım. Bu arada Çağlar konusuna çok okuyayım ben ya. Çağlar çünkü bende de var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet, ama ben senin Meri'yi almanı bekliyordum. Neyse de ben Yok. sayayım o zaman. Ben ama Meri şimdi bir senelik sakatlı oldu falan. Benim evet o biraz sıkıntı. Mecburen gözümden yani. düşmek zorunda kaldı. Düşme, gözden düşmek demeyin ve kadroyu alamam diyelim. Aynen. Hepimizin sevgilisi. Evet, mavi Yok de o de hayır canım hani Mavi şey işte. sponsorluğu sponsoru da hayırlı olsun diyelim. Evet. Doğru. Kıvanç'tan daha çok yakışıyorsun bende. kral. Hadi. Hele de donarım mı? Tamam. Ben Hakimi sol bek e aldım çünkü oynadığı oynamıştı sol bekte. Ersun Yılmaz hoş geldin. <laughs> aa Dirar gibi. Aa <laughs> gerçekten yani. Olsun. bende sıkıntı yok. Jason'u stopere koydum falan. <laughs> 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 stoperde... Solunda Tolga Cihacı falan. <laughs> ya ben delikli koymadım. Delik tamam. aslında en akla gelen ama deliktim ben Juventus performansı bilmiyorum çok. Hayaksta kalsa farklı olur Ben beğenmedim. Ben Çağlar'ı koydum yanına Chelsea'den Tomori'yi koydum. Okey. Sağ olmuş. bekte Trent Arnold. Tamam. Orta sahada bende de De Jong'la Valverde var. Valverde şu Atletico Madrid'de bir final maçında son dakikalarda arkadan kaydı kupayı getirdi. Orada aşırı ısındım. O pozisyonu bilmeyen varsa şöyle açıklayayım. Dakika 118 Morata karşı karşıya gidiyor. Arkadan kayıyor çok sert. Kırmızı yiyeceğini bile bile. Herkes saldırıyor Valverde. Adam da sessiz ve cool bir şekilde soyunma odasına doğru yürüyor. Hani böyle çok <laughs> aşırı hype'lanmıştım yani. Evet devam ediyorum. Tamam. Ee, sağ kanat futbola başladığı yere çektim. Sancho'yu sola çektim. 10 numaraya çok zorlandım. Ama Phil Foden'ı koydum ben. Foden o da natiyet evet. ya. Yani henüz değil. Bir şey ben, yapmadı çok. İşte yapar diye düşünüyorum. Peki. Guardiola inanıyorum biraz. Forvette de Erling Haaland'ı koydum. Bu listeye girmeyen ikoneden Joao Felix'ten Lautaro Martinez. nasıl okunuyor? Chelsea'deki orta var ya. Mason Mount Ha o da olur, olur bence. Asu, Fatih, Dani Olmo hepsinden özür diliyorum. Daha binlerce Fatih olur mu ya? Fatih olur mu? Vallahi bence Fatih... olmaz o bu arada. Bence ben de çok... Fatih olmaz yani. Ben Fatih'in boyan 43 gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Diyecektim de abartmayayım dedim. İyi <laughs> ya bunda sıkıntı yok bence. Kadrolarımızda dalga geçecek bir şey yok. Çok üzücü. Benim Rodrigo'da o kadar sıkıntı var mı ya? Ayıp O, Rodrigo o kadar ya kötü ya. mü? Kadar Son de dönemde izlemedim çünkü Real Ya şey diye yani de. Sancho, sen kimik Sancho'yu mu koymadın? Yok koydum Sancho'yu. Kim yok abi? Sağda Arnold. Tekrar sayayım mı? Donnarumma, Çağlar, Delicht, Alfonso, Trent Arnold, Hakimi, Felix, Sancho, Rodrigo, Mbappe, Haaland. sen Hazır de 10 numara yok. Say fazla sayıyoruz sayıyor sanki 10 on numara sayılmak için sıkıntı oluyor. <laughs> fazla Daha doğrusu 10 numarası var. 8 numara şey. Bu Hı. arada sol bekte Alfonso Davies de ne bileyim. Birazcık niye? Bayern'de oynuyor. Oldukça iyi oynuyor. Chelsea maçında çok iyi oynadı. Özellikle Hiç. Yani, şimdiden. Zaten 8 numaraları 10 numara. <laughs> bir de oraya da sol kanat koy. Sağ kanat koy. ne <laughs> yapayım? Belanda'yı mı asaydım? cool, kıldıkça. cool bir şekilde Draw. dışarı çıkmak. Sağa terk etmek <laughs> Eğer buysa <laughs> Her maç bir sıçarım bacağına şeklinde. Bir çıkarım. <laughs> Burayı biliyor musun? O çok cool terk etmiyorsak Fatih tarih. Çok cool terk etmiyor. <laughs> Fatih Fatih <laughs> Fatih <laughs> 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 Çıkın <laughs> 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 <Montan> öpür <laughs> <etme gülüyor> ya. Alışıyor gözüm gelmesin diye. Monttan itme ya. Muhteşem <laughs> Fatih sinir ya. <gülüyor> Rezil <gülüyor> ediyorsun bizim milletin içinde deplasmana gelmiş. <laughs> <laughs> o maç gitseydi neler olurdu. Çok merak ettim de neyse. Evet. O zaman üçüncü ve yeni formatımıza geçelim. Bu formatımızın adı transfer teklifi. Bu formatta şöyle işliyor. E, Yalnız sizi... aşırı yaratıcı değil mi formatın abi? Evet. Fırat çok yaratıcı. <laughs> <laughs> Approach the sign falan böyle FMC'de bir isim. Nihat <laughs> Kahveci <laughs> mi buldu bu <biz> ismi? <laughs> çok saçma. <laughs> Arsenal. Tottenham. <Totenam>. <laughs> yani çok basit. Size bir teklif sunuyoruz. Bunu kabul eder misiniz, etmez misiniz? Bunu tartışacağız. Evet, Hı. önce Can'dan alalım. Bence tek Hayır ya ben başlamayacağım. Ben, benim teklifim için çok güldünüz <çocuğunuz gülüyor> benim teklifime. <laughs> Çocuk gibi hayır ya. Tamam <laughs> tamam tam teklifi zaman, artıracağım ama bu sefer. Tamam. O zaman <laughs> Ömer mi başlasın? Ben başlayayım ya. Hep size başlatıyorum. Ben başlıyorum. Tamam okey. Tamam. Inter'desiniz. Okay. Conte. Hepinize selam olsun. Buradan Inter'de severim bu arada. Inter'de de severim. Lautaro Martinez'i de çok severim. Ben de City'yim. Geldim dedim ki Agüero ya, Efe'den yaşlanıyor. Hı <laughs> hı. Bana Lautaro Martinez'i verin. Size Gabriel Jesus bir de 50 milyonu vereyim. Katarım. Net kabul edelim. Net ederim. Net edelim abi. Gabriel, Gabriel Jesus, şu anda yani ben şu 11'e koymayı düşündüm az önce. Hayvan 11 gibi 11 e. topçu oynadım. <laughs> ne yaptın? <laughs> ben niye, ben niye böyle şey oldu? Ya? <laughs> ne bileyim. Bu ben Martinez'i çok seviyorum sinirli. herhalde. O yüzden. Moderatörlüğü elinden alıyorum. Ömer'e veriyorum. Ömer. <laughs> Peki 25'e 25 yapsak onu çok verdik yani. ya. <laughs> ben de Kayseri'de olmadığından be. azdan açmayı bilmiyorum. <laughs> Yok net verdim ya şu an. Peki kafa, da kas, kafa pek kafaya da kaz. Kafa kafaya da da veririm. Gabriel. Ayda. Gabriel'i alırım de. yani. yani. ben Inter'im değil mi? Gabriel'i alan tarafım ben. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. <laughs> Peki. Tamam. Hadi ben bilmiyorum futbolu tamam. Hadi Ömer sen. <laughs> ee, Tottenham menajerisiniz, başkanısınız neyse. Harry hmm. Kane'e teklif geliyor. Lukaku artı 40 milyon euro. Hmm. Bu daha saçmaydı bence. Niye ya? Niye? Ne, ne, düşünüyorsun? Çünkü şöyle düşünüyorum. Harry Kane'in her sene ikinci yarıda bir 2-3 aylık sakatlığı var zaten fix. Ama Lukaku da çok yavaş ya. O takıma uyum sağlayamayabilir yani. Harry Kane sanki abomeyak yani. Ama Harry Kane çok güzel top tutup dağıtabilen bir on numara gibi de oynayabiliyor. Bilmiyorum, bana çok makul geldi teklif mesela. İşte yani makul net kabul ya makulluyken ben arada kaldım. Ya şundan dolayı Lukaku çok formda. Heikein dediğin Aynen, gibi Aynen Lukaku formda şey... olduğu için United'daki Lukaku olsaydı ya bir İşte geçişine... Premier Lig'deki Lukaku anlamında işte evet. o biraz. Öyle bir sıkıntı. Onu düşünüyorum. Ama işte Everton'daki Lukaku yani. da ama United'da ama mı yapamadı? O underdog bir mı? takım ama şimdi. Underdog takımda yaparsın. Hani yani f... Mourinho'yla da underdog gibi oynayacaklar şimdi. <laughs> Oha. Bence şöyle ama ya en nihayetinde ben Lukaku'yu almam ya. Tottenham menajeriyim değil mi ben? Almam yani. Kane'le devam. Bak tek sıkıntı şu bence. Kane Tottenham'da birazcık simgeleşti. O sıkıntı. E, göndermek mi lazım? Göndermemek mi lazım simgeleşti derken? Yani göndermemek lazım. Tek sebebi yani. onu düşünürüm. Yani şey gibi Volkan Demireli Fenerbahçe iyi bir Volkan Demireli düşün. Hani göndermeli Hı. miydi? Hani bu örnekten yola çıkarsam o örnekten yola çıkınca evet. aynı. E o zaman ben söyleyeyim ama ben Türkiye Ligi söylemiştim. Hoşunuza gitmedi. Hani Öyle yaz. söyle çekinme, çekinme çekinme gülelim. Hadi çekinme. Hadi, hadi. Biz, hadi tamam. <laughs> Muriç Çerta 15 milyon. Taliska. <laughs> 5 milyonla başlamıştım. Ne zaman kaç para yeterinizden edersiniz diye. <laughs> evet. Bak. Mühü çarptı 25 milyon deseydin. 15. 25'e tamam, bakmam. 40, yani 25 yani olsak Abi 15'te Muriç desen. Ya bir şey bir diyeceğim. Fenerbahçe şu yapayım. an 15 milyon nereden çıkarıp veriyor? <laughs> abi, Konu bu mu abi? Ben oradayım. Dakika. dakika. 15 milyonumuz varsa biz ona bir sürü Adil Rami alırız. Sonra o oh, <laughs> Zanka, Silimani kiralarız, Ayev. Tabii oğlum. <laughs> oğlum teklifi kim yapıyor bu arada Fener. Fener yapıyor. Tamam. Yok bir ya. Evet tabii ki. Öyle saçma bir teklifle <laughs> Çin'den gelebilirler mi ya? Siz bize 40 artı <laughs> <üzerinden Muriç> verin artı üzerinden bunu verin. saçma zaman. Ya bence bu arada teklif çok şey oluyor. Ya ben Çin ekibi olsa ama Çin ekibi oldu diye karıştı. Çin, Çin ekibi olunca... Muriç için özüldüm. Korona falan yani. <laughs> Tadiska ne yapıyor lan? Herbiden girebiliyor mu Türkiye'ye şu an? Şu an orada lig durdu diye biliyorum. Hadi ya. Hı -hı. E o zaman transfer falan vardır belki. Beleş'e gelir. Yok mu böyle hani şey NBA döneminde böyle evet, bir lockout olmuştu o dönem. Aynen. <laughs> Mantıklı aslında. Ama Lamar adım kayıt gitmişti. Kaydedemezsin ki kayıt dönemi yok. Özel izin falan öyle bir şeyler. Ya bu Barcelona'yı oluyor. <gülüyor> Doğru. <laughs> <laughs> Doğru. Galiba bir yüzü gülürüm. Yeri gelmişken bir söyleyeyim. Çok garip bir transfer yaptı Barcelona. İşte Suave sakat, Dembele sakat diye. Leganes'ti galiba. Ondan bir Favet aldı. Great White diye adı sayı bulunmamış. Evet. 18 milyon Aynen. verdi. Bayağı da para verdi bence. Bu 8 milyon bayağı da para değil bu arada. Değil. Ama o adam için bayağı bir para yani. Değeri yani. 5 milyon falan transfer markta. Çok ilginç bir transfer değil mi ya sizce? Ya çok ilginç de şu an oraya oyuncu lazım. Hani kaliteli oyuncudan ziyade bir oyuncu lazım oraya. Ve hani transfer yapabileceğin tek yer lig içi diye biliyorum ben. Yok o açıdan demiyorum. Şimdi şöyle. Luis Suarez'in yediği yok adamla Barcelona böyle iki sezona gibiyor. Evet. Biz Dembele falan. E sonra sakatlanıyor. Özel izin. Ay benim forvetim yok diyor. Adam oluyor. Yani alsaydın derler adama. <laughs> hani... Ay benim forvetim yok. <laughs> Federasyon. Bu doğru ya, değil bence. Genel olarak doğru değil zaten. Barcelona <laughs> son 3 senedir falan. Hani hiçbir şey doğru yapmıyor. Griezmann'ı niye alıyorsun? Hani neden alıyorsun abi? Hani hiçbir mantığı yok ya. Oynayamayacak işte. Yani Arsenal'ın bunu yapmasını anlıyorum mesela. Alıştım artık hani. Pepe niye alıyorsun? Alıyorsun çünkü sen Arsenal'sın yani. Mustafa'ya 43 veriyorsun sen. Herkese alabilirsin. Ama Barcelona'dan böyle şeyler hiç görmediğimiz için çocukluğumuzdan beri şimdi garip geliyor. O zaman canım bu saçma sapan teklifinin duymazdan geliyor. <laughs> yok artık sen üzerine <laughs> 10 dakika konuştuk. Hangi saçma, <laughs> saçma sapan teklif? O kadar saçmaydı ki nerelere gittik. Oradan oraya gittik. <laughs> Deryalarda cüzüldük. Neyse. Her o kapanışı zaman... koy bakalım. Hangisi daha saçma görürsün? <laughs> o zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Aynen. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay güle bye. güle.